Merhaba sevgili hanımlar, canım anne, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda evet farklı bir çalışmayla birlikteyiz. Seccade öreceğiz birlikte. Hep mikaneliçelerden olacak, halılardan olacak. Bu sefer de örgüden olsun dedik ve seccade yapmaya karar verdik arkadaşlar. Baş kısmına bu şekilde üçgen, hafif üçgen formu vermeye çalıştım. Şu şöyle daha iyi görünecek diye tahmin ediyorum. Alt kısmında ise şöyle düz bir görüntü yapmaya çalıştım. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir model çıktı ortaya. Aşağı yukarı 60 santim eninde, 115 santim boyunda bir seccade oldu arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videolarımızın yorumlar kısmında da desteklerinizi ve fikirlerinizi mutlaka bekliyor olacağız. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Hemen şöyle ipimi aldım. İpimin kalınlığı 100 gramda 210 metre uzunluğundaki iplerden. Buna göre tığ numaranızı da ayarlayabilirsiniz. İster kalın ister ince. Yine elinize uygun olması en önemlisi tabii ki, ama çok da sıkı olmasın ki, her örgüde söylüyorum, çok sıkı örgüler daha ince tığlardan çıkıyor arkadaşlar. Hemen burayı atlamadan da anlatmak istiyorum. 7 zincir çekip bir halka yaptım ve 3 zincir çektim. Hemen trabzan yaparak başlayalım. Yanına 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Son trabzanımı, yani 3. trabzanımı zincire batıyorum ki burası kaymasın istiyorum. Evet, şu şekilde bakın. Şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ortadaki yuvamıza 3 zincir çektiğimiz yere önce 3 zincir, pardon, önce 3 trabzan, ardından 3 zincir, daha sonra 3 trabzan daha yapıyorum. Yani halkanın içerisine yaptığım modeli aynen buraya da uyguladım, bakın. Şimdi trabzan yapacağım. Tekrar ipimi tığıma sardım ve alttaki modelin, bakın, tam tepe kısmına batıyorum buradan. Ve trabzanımı yaptım. Yani modelimi üst üste yaparken sağında ve solunda da yuvalar hazırlıyorum. Sıranın bir sonraki işlemimiz için burada zemin hazırlıyorum. Tekrar 4 zincir çektim, örgümü çevirdim. Aynı şekilde önce 3 tane trabzan yapıyorum. Ardından 3 zincir. Ve tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bu arada trabzanlarım hep üçlü trabzan olarak örüyorum. Şimdi bakın, yine aynı işlemi yapacağım. Tığıma ipimi sardım. Şuradaki boşluğa batıyorum, bakın. Buraya batıp trabzanımı yapıyorum. Bakın, yuvalar zaten oluşmuş oluyor kenar kısımlarda. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Üç tane trabzan, ardından 3 zincir ve 3 trabzan daha. Bu şekilde uzunca bir sıra öreceğiz. Sıra sayılarını tamamladıktan sonra hem sayı söyleyeceğim hem uzunluk söyleyeceğim. Tabi buradaki uzunluk tamamen size kalmış. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz şeritlerinizi. Şimdi 4-5 tane kadar şerit öreceğim. Daha sonra şeritleri birleştireceğim. Ne şekilde birleştirdiğimi de tabii ki anlatacağım sizlere.
çıkan ölçüye göre belki birkaç parça daha öreceğiz ya da kenar tığıyla tamamlayacağız. Ama öncelik bu şeritlerden aşağı yukarı bir 5 tane öreceğim kesin ama fazlasını bilmiyorum. Şimdi bu şekilde şeritimizi uzatalım. Daha sonra kenar kısmıyla da birlikte devam edelim. Evet, şöyle hemen bir ölçüsüne bakalım. Epeyce uzattık gördüğünüz gibi. Şöyle bakın, ölçüyorum. ...98 cm olmuş. Zaten bunun kenar tığları da olacağı için aşağı yukarı 1 metre gibi düşünebiliriz. Ve şöyle anlatayım. Bakın şu modelden şu anda 46 tane yaptım. Bakın şundan bu şekilde 46 tane modelim var. Burada yine son olarak modelimi yaptım. Kenardan bu trabzanımı yaptım. Şöyle sıkıca bir zincir atıp ipimi kesiyorum buradan. Daha sonra ikinci rengime geçeceğim. Bu şekilde bitirmemizi yapalım. İpimizi değiştirelim hemen. Siyahla devam edeceğim. Şöyle bir başlangıç ilmeği atalım. Şöyle herhangi bir noktadan başlayacağım ki zaten düz kısımları hep aynı olacak. Baş kısımlarında detaylarımız var. Şöyle oluşturduğumuz boşluklardan ilk trabzanımı yaparak başlıyorum. Her boşluğa 3 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde. Yani kenarlar hep aynı şekilde 3 tane trabzan yapıp geçeceğim. Şöyle bakın. Bu yüzden tam tepe kısmına yakın bir yerden başladım ki hemen gösterebileyim. Daha sonra videomu kapatacağım. Kenar kısmına tekrar uzatıp diğer kısmı da nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi 3 tane de bakın son boşluktayım şurada. Oluşturduğumuz boşluğa trabzanımızı yaptık. Buradan devam edelim. Şuradaki trabzanın tam tepesine, ikinciye ve üçüncüye de batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi şuradaki boşluğa geçtim. Tam uç kısımdayım bakın. 3 tane de burada yapalım trabzan. Daha sonra 2 ya da 3 zincir çekip yine aynı boşluğa 3 tane trabzan yapalım. Ve her trabzanın üzerine, bakın şurada modelin tam tepesindeyim. Yine birer tane trabzan yaparak burayı da geçelim. Bakın şöyle sivri üçgen alt tarafın devamıymış gibi bir görüntü çıktı ortaya. Şimdi diğer yöne geçtim ve her boşluğa yine 3 tane trabzan yapacağım. Bakın bu şekilde dümdüz devam edeceğim. Zincir yok aralarda. Sadece boşluklara üçer tane trabzan yaparak şeritimizin diğer uç kısmına kadar bu şekilde devam edelim. Sonrasında bakın diğer uç aynı şekilde görünmediği için burayı da zaten hem de formunu farklı yapacağımız için orası biraz daha yuvarlak olarak örmem gerekiyor. Yani bir ucu sivri şeridimizin şu şekilde böyle sivri bir görüntü, diğer ucu da daha yuvarlak pat bir görüntüde olacak. O yüzden orayı da hemen bu kenarı tamamladıktan sonra birlikte örelim yine. Sıranın tamamını ördüm. Bakın bu şekilde görünüyor. Şöyle yakından da bir netleyelim. Şimdi burada son yuvamız var. Bakın şurası. Buranın da 3 tane trabzanını yapalım.
Bu arada başladığımız nokta iç kısmı bitirdiğimiz noktaydı. Yani şu ucu bitirdiğimiz yer, burası başlangıcı. Şimdi burada da yine hiç kesmeden yapacağız trabzanlarımızı. Şuradaki ilk trabzanımıza batarak yapıyoruz. 3 kez batıyoruz trabzana. Aynen üst kısımda trabzanların tepesine battığımız gibi burada da trabzanın kendine batarak bu kısmı geçelim. Daha sonra şu kısma, bakın başladığımız ilk olarak trabzanları yapmaya başladığımız kısma yedi tane trabzan yapalım. 7 ya da 8 tane sanıyorum yeterli olacaktır. Evet, 8 tane yaptım. Şu şekilde bakın. Şimdi yine buradan aynı şekilde devam edeceğim. Trabzana batacağım. Diğer yönde yaptığım gibi. 3 tane de buraya trabzan yapalım. Bakın burası daha yuvarlak bir görüntüde oldu. Şimdi yine aynı şekilde diğer yönde de yaptığımız gibi her yuvaya, her boşluğa 3 tane trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Daha sonrasında 1 sıra şerit daha örerek hem ekleme işlemimizi hem de diğer sıranın nasıl örüldüğünü anlatacağım. Bu şekilde şeritlerimi hazırlayacağım ve sonrasında yine birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, epeyce ilerledik. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde oldu. Tabii ki ben ön hazırlık yaptım. Video dışında epeyce ilerledim gördüğünüz gibi ama hemen şurada son kalan parçamı da göstereyim. Sizlerle birlikte ördüğümüz parçanın aynısı. Şuradaki modellerim 46 tane demiştim bildiğiniz gibi. Aşağı yukarı 1 metre boyundaydı. Zaten kenarlarındaki ekstra tığlamalarla birlikte 1 metreyi de aşıyor birkaç santim. Şimdi alt kısmımız böyle yuvarlak olduğu olan kısımlar bu şekilde. Tabii ki buradaki ipleri daha sonra temizleyeceğiz. Ama şu anda örgümüze devam edelim. Burası da uç kısmı olacak. Şimdi hemen şöyle biraz daha düzgün sermeye çalışayım. Evet, şöyle düzelteyim. Bakın buralarda üçgen bıraktığım kısımlar. Şimdi bu modelimiz, daha doğrusu bu şeridimiz, şuradaki modeller 46 taneydi. Ördüğümüz buydu. Daha sonra 48 tane model ördüm. Ardından 50 tane model ördüm. Yani şundan 50 tane ördüm. Yani 50, 48, 46. Bu da 48, bu da 46. Yani bunun da görüntüsü şu şekilde olacak. Ve böyle hafif üçgenimsi bir görüntüyle yapmak istedim. Uç kısmı ile alt kısmı aynı olmasın diye. Şimdi ekleme kısmına gelmeden önce şu uç kısımlarındaki örgüyü göstermek istiyorum. Öncelikle hemen beyaz ipimi alacağım. Şöyle şu kenarından başlayalım yine. Şöyle bir başlangıç ilmeği attım gördüğünüz gibi. Bu beyaz kısmı örerken böyle bakın başlangıç ilmeğimin üzerine bir de bir ilmek alıyorum tığımın üzerine. Herhangi bir trabzanın tepesinden başlayıp şöyle üçünü bir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum ve her trabzanın üzerinde yapacağım bunu. Tığıma ipimi sardım. Trabzanın üzerinden geçirip üçünü bir çektim. Bu şekilde yapıyorum. Yine trabzan da yapabilirsiniz. İkili trabzan da yapılabilir. Bu şekilde yeterli geldi bana.
Şimdi bunu uç kısma kadar, yani şuradaki boşluğa kadar her trabzanın üzerine bir kez batarak devam edeceğim. Arttırma, eksiltme vesaire hiçbir durum yok. Dümdüz. Her trabzanın üzerine bir kez batıyorum. Buradaki boşluğa da duruma göre, şöyle görüntünün güzel olduğunu düşündüğünüzde yeterli olacaktır. Ben sanıyorum buralarda 4 kez batmışım. Bakın şu şekilde, yine buradaki sivri görüntüyü de bozmak istemiyorum. Yine her trabzanı bir kez batarak devam edeceğim. Sonrası ekleme işlemimiz kalıyor. Ekleme işlemini yaparken de yine gayet kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Ama tabii küçük bir de ayrıntımız olacak burada. Boyları aynı değil. Aynı olmadığı için hemen şöyle burada tekrar göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Şimdi burada dediğim gibi 50 tane model var. Bunlarda 48 tane model var. Şuradakinde 46 tane model var. Şimdi ben öncelikle şu şekilde şeritlerimi ördüm. 50 tane olanın kenarının beyaz kısmını tamamen yaptım. Onun sonrasında sağ ve solundaki 48 tane model olan şeritlerimi ekledim. Bunu eklerken de bakın şuradaki modellerin 2 tane altına denk gelmesine dikkat edin. Bakın aynı hizada olacaklar. Şu şekilde. Bakın buradan geliyorum. Bu da 2 tane model geriden geliyor. Bu şekilde ekleme yapacağız. Yani 2 model aşağıdan ekleyeceğiz. Bunun için de hemen şöyle tekrar örgüme döneyim. Burada örmeye devam edeceğim. Şimdi bakın şuradaki ilk model, yani şuradan şurayı sökeceğim. Bakın kenardaki ilk şu orta kısmı örerken yaptığımız boşlukta olan 3 tane trabzan. Bu trabzanın ilkindeyim. Şimdi örgümü şöyle çevireceğim ki şöyle eklemem gerekecek. Bunun da hemen şöyle 2 tane alta ineceğim için şuraya denk gelecek bakın. 1, hatta şöyle yakından göstereyim. Bakın şuradaki boşluk 1, şu da 2. Yani bu demek oluyor ki ben şu 3 trabzanı ekleyerek başlayacağım. Hemen şöyle ilk sık iğnemi, tığımı geçirdim. Örgümü getirdim buraya. Bakın şöyle ilmeğimi sağ tarafa geçireceğim hemen. Daha sonra 1, 2 ve 3 tane ördükten sonra buradan 1, 2 sayıp 3.'den tığımı geçirip ilmeğimi geçiriyorum. Tekrarlayalım aynı şekilde. Bir, iki, üç. Buradan bir, iki sayıp 3.'den ilmeğimi tekrar geçiriyorum. Bu şekilde yapacağız eklememizi. Gayet kolay, gördüğünüz gibi her ilmekte de yapabiliriz bunu ama yani çok da sımsıkı olmasına gerek olacak bir örgü olmadığı için bu şekilde devam edeceğim. 1, 2, 3 tane ördükten sonra, evet 3 tane örmüşüz, 2 tane sayıp 3.'ye geçiyorum. Gördüğünüz gibi kolay ilerleyen bir ekleme şekli oldu. Bu şekilde tüm şeridi ekleyelim ve devam edelim. Tüm kenarın ekleme işlemini tamamladık. Bakın görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi uç kısımdayız. Bakın burada da aynı şekilde
Şu yuvaların bitimindeki, şöyle göstereyim, son eklememizi yapalım. Ve sonrasında dümdüz devam edeceğiz burada. Her trabzana bir kez batıyorum. Bakın şöyle göstereyim, daha anlaşılır olacak. Burada arttırma, eksiltme vesaire hiçbir durum yok. Çift batma yok. Dümdüz devam edeceğiz. Ta ki başladığımız noktaya kadar her trabzanın üzerine bir kez batarak devam edelim. Ve beyaz kısımlı olan örgümüzü de burada tamamlayalım. Büyük ölçüde tamamladık. Şimdi aslında yapmak istediğim bu kadardı. Burada tamamlayacaktım ben. Lakin şöyle bir durum oluştu. Hemen şöyle göstereyim. Bakın burası ayak tarafı. Şöyle. Bakın şöyle görünecek. Bu tarafı da uç kısmı. Güzel bir görüntü olacak. Hemen şöyle bir de ölçü vermek istiyorum. Hemen bir mezuramı alayım. Bakın şöyle. Tam enini ölçmek için üst kısımdan ölçüyorum. Başlangıç. Ve şöyle. Aşağı yukarı 50-51 santim kadar oldu. Tamamı 5 tane. Şerit ördüğümüzde 50 santim civarı oluyor. Bu şekilde söyleyeyim. Ama böyle ben bir 60-65 santim olsun istiyordum eni. Biraz daha geniş olsun istiyordum. Şimdi bir tane daha şerit örersem eğer şuradaki görüntümüz bozulacak. Haliyle iki tane şerit örmem gerekecek ve bu da çok fazla geniş olacak. Bunun için sadece biraz daha genişletmek için bir sıra daha siyahla yine aynı şekilde trabzan ya da bu şekilde bir tığ geçeceğim. Aslında dediğim gibi bu son sıramdı. Bu şekilde tamamlayacaktım, bitirecektim. Ama siyahla bitireceğim. Şimdi bu kenarı ördükten sonra bir de siyah olan kısmı bir şerit daha öreceğim. Yine onu da sizlerle paylaşacağım tabii ki. Sonrasında tamamlamış olacağız seccademizi. Bu şekilde örelim. Bu sırayı da tamamladıktan sonra yeniden diğer sırayı örerken birlikte örelim. Beyaz kısmı tamamladıktan sonra bu şekilde şöyle bir sırada trabzan olarak siyah ip geçiyorum. Şöyle sanki daha da bir gösterişli, daha da bir güzel olacak gibi. Siyahın duruşu, yani son sıranın şu beyazdaki görüntüsü daha çok hoşuma gitti. Şimdi burada nasıl bir yol izledim, hemen onu da sizlerle paylaşayım. Kenarlarda alt sıralarda olduğu gibi hiçbir detay yapmadan sadece her ilmeğe birer tane trabzan yaparak geçtim. Şu tepe kısmına gelelim. Burada yine buralarda da her ilmeğe birer kez batıp geçiyorum. En orta kısımda bildiğiniz gibi 4 kez yapmıştık aynı işlemi. Oralara çift batacağız. Hemen şöyle her ilmeğe birer kez trabzanımızı yapalım. Şimdi tam bakın orta kısımda 4 tane İlmeğimiz var. Çift batarak geçeceğiz buraları. Hep ikişer kez trabzan yapalım. Bu şekilde geçiş yapacağız aralarda. Ve sonrasında düz devam edeceğiz. İki şeritin birleşme noktasına gelelim hemen. Burada da son iki tane, bakın son iki tane boşluğum var. Şuradaki boşluk eklenmiş olan kısım. Bir, iki kez alıyorum. İki ilmeğim tığımda. Tekrar sardım. Bir,
2 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmek tığımda kaldı. Burada tam şu birleşme noktasından aynı şekilde iki yöne de batarak alalım, şöyle düzgün görünsün. 2 kez. Şimdi 4 tane ilmeğim oldu tığımda. Şimdi burada da yine 1 ve 2. Toplamda 5 tane trabzanı aynı anda şöyle çıkaralım. Ve bir diğer trabzanımıza geçelim. Düz devam edelim burada. Şöyle birkaç trabzan yaptıktan sonra hemen orayı da göstereceğim. Buradaki düz trabzanlarıma ta ki şu tepeye kadar devam edeceğim. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şurada da gösterebilirim tabi. Şöyle bir elimizle düzeltelim. Evet. Görüntümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Aynı şekilde diğer kısımlara da devam edeceğim. Hemen burada da bir kez daha göstereyim. Sonrasında videomu kapatıp devam edeceğim. Burada tam orta kısma yaptığım sık iğnelerimin üzerine ikişer kez yapıyorum trabzanı. Bir, iki. Bir, iki. Evet, burada düz devam ediyorum. Tam tepe kısmını bakın şu şekilde tamamladık. Buradan son iki tane batacağımız kısım kalıncaya kadar düz devam edeceğim. Üçlü trabzan tercih ettim en dış kısımda. Şimdi burada bakın bir tane fazla ördüm. Hemen tekrarlayacağım. Tığıma sardım ipimi. Bir, ikisini çıkardım. İki kaldı. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Üç ilmeğim kaldı. Burada tam şöyle orta noktaya batalım. Eklediğimiz kısma yine bir, iki çıkaralım. Tığımızda dört ilmek var. Aynı şekilde bakın 5 ilmek var. Tekrar sarıyorum. 1, 2 çıkardım. Toplamda 6 ilmeğin hepsini birden şöyle topladım. Daha sonra trabzan yapımına devam ediyorum. Yine aynı şekilde tam tepe noktasına gelince çift batıp yine şurada da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Böyle devam edeceğim. Kenar kısımları şu kısım yani aynen diğer yönde olduğu gibi dümdüz batarak devam edeceğiz. Şuradaki ayrıntılarımızı da yine birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben videomu kapatıp örmeye devam ediyorum. Sonrasında yine birlikte örelim. Evet, alt kısmın görüntüsü de bu şekilde oldu. Bakın son iki tane modelim kaldı. Hemen onları da sizlerle birlikte devam edelim. Tepedeki 4 tane trabzanın arasını çift batarak geçiyorum burada. Buradaki bu yuvarlak kısmı koruyabilmek için 4 kez çift batıyoruz. Buradaki çift batmalar İpinizin kalınlığına, inceliğine göre değişiklik gösterecektir mutlaka. Bunu bir deneme yanılma yaparak da değiştirebilirsiniz. İşte 4 ilmek olmaz, 3 ilmek olur. Dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre mutlaka ölçüler değişecektir. Daha sonra yine üst kısımda yaptığımız gibi 2 ilmek kalıncaya kadar, bu da 2 tane oldu zaten, trabzanlarımızı yapıyoruz ve aynı şekilde bakın 1, 2 trabzan sağdaki şeritten, 1 trabzan tam şöyle ortaya batarak eklediğim kısma batıyorum. 2 trabzan da soldaki şeritten,
topluyorum. Toplamda 5 tane trabzanı aynı anda şöyle kapatıyorum. Son kısma geldim. Burada da hep tabii aralarında aynı işlemi yaptık şuralarda. Yine burada da tam orta kısımda 4 kez çift batacağız. Ve kenar tığımızla birlikte seccademiz tamamlanmış olacak. Daha ince bir ip kullanmışsanız eğer benimkine göre bu kenar tığlamasını tercih etmeyebilirsiniz. Mesela ben 5 şeritten tamamladım ama 7 şerit yapabilirsiniz. İki ucunu aynı yapmak istemedim. Ayak basılan yer ve baş koyulan yer belli olsun, farklı olsun istedim. Üzerinde de herhangi bir süsleme vesaire yapmayacağım için diğer kısmını verev şeklinde ekledim. Bu yüzden şerit olarak çoğaltamadım. Çünkü çok geniş olacaktı. Bu yüzden bu kenar tığını kullandım. Ama sizin örgünüz daha ince ise, eğer ipiniz daha ince ise vesaire, şerit çoğaltarak da yapabilirsiniz bu genişletme işlemini. Ben bu son siyah olan, şu anda ördüğüm sırayı biraz daha genişlemesi için ördüm. Seccade ölçülerinde yine en az bir 55-60 santim olması gerekiyor eninin. O yüzden genişletmek istedim biraz daha. Tam bir ölçü olsun, dar olmasın diye. Bu arada kenar kısmındaki trabzan kısmını da tamamladık. Birçok yerinde hala iplerim duruyor. Onları birazdan toparlayacağım. Video dışında tabii. Genel olarak şöyle bir ölçümüze bakalım. Şöyle bir düzeltelim. Bakın şuradan başlıyorum ölçmeye. Evet, 59 santim bakın. Tabii bunun esneme payı da var ama şöyle tam ucu ucuna ölçtüğümüzde, hatta 59,5-60 santim olmuş bile tam istediğim ölçü. Boyunu şu anda ölçemiyorum ama şu kısmı bildiğiniz gibi, şu en kısa olan kısmı 1 metre olarak örmüştük, iç kısmı. Aşağı yukarı şu orta kısımda 1.10 civarı olması gerekiyor. Yani 110 santim, hatta 120 santime de yakın olabilir, 115 santim civarı olabilir. Bu şekilde seccademizi tamamladık. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay, çok basit. İster kullanmalık, ister hediyelik, isterseniz çeyizlik, birçok alanda kullanabileceğiniz, hediye edebileceğiniz, hem manevi değeri yüksek, kendi el emeğiniz olan seccadeleri de bu şekilde örüp, İster kullanmalık, az önce de söylediğim gibi, ister hediyelik olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir video oldu. Beğeneceğiniz bir çalışma oldu. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.